Merhaba. Düşüne düşüne de bu hafta da beraberiz. Talip Hoca ve Atilla Hoca ile beraber. Yine masamız kalabalık. Açıkçası nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Genelde böyle biraz dış politika, biraz iç politika yapıyoruz. Gerçi artık hani iç politika, dış politika bizde çok da birbirinden ayrışan konular olmaktan çıktı. Bütün dünyada pandemi aslında bütün dünyayı bir ortak şeye, kadere doğru mahkum etti. Dolayısıyla her şey iç, her şey dış gibi konuşuyoruz bir süredir. Ama ben yine de Suriye'den başlamak istiyorum hocam. Biliyorsunuz Türkiye bir kararlılık ifadesiyle Suriye'nin kuzeyinde yani Türkiye'nin güney sınırlarında daha önce Amerika ile taahhüt altına aldıkları 30 kilometre içinde terör unsurlarından temizlenmesi bu 30 kilometre derinliğin sözünün tutulmadığı ve burada hala terör unsurlarının bulunduğu gerekçesiyle bir operasyon sinyali verdi. Hatta bunun sinyal ötesinde bir kararlılıkla bu bir şekilde ifade edildi ve çok işte bir süredir de zaten hani tezkere dolayısıyla Türkiye sınır ötesi terör operasyonları yapıyor. Son olarak 3 terörist öldürüldü burada ve CENTCOM'un Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bu teröristlerle ilgili Türkiye'nin hani kabul edemeyeceği, nahoş bulacağı bir taziye mesajı yayınladığını gördük. Bu mesajda bu teröristler savaşçı olarak ifade edildiler ve bir başsağlığı dileğinde bulunuldu. Buna mukabil tabii buna Türkiye sert bir tepki verdi. Hemen yakında Dış İçişleri Bakanı'nın Suriye'den Nusaybin'e geçen 3 teröriste İHA'lar ve F-16 ile yapılan bir saldırıda 3 teröristin öldürülmesi haberini verdi ve arkasından şöyle bir ifade kullandı. Dostlarımızın taziye mesajını bekliyoruz diye bir ifade kullandı. Şimdi ben bir anımı da paylaşarak, anı da denmez belki, yani bir anekdot paylaşarak Talip Hoca'ya, hocam size sözü vermek istiyorum. Hendek terör zamanını hatırlıyorsunuz. Yani bu sınırın içi ve dışının, daha doğrusu terörle mücadelede sınır ötesi operasyon yapabilmenin ne kadar hani önemli ve elzem olduğunu ve Türkiye'nin bir süre önce bu imkandan mahrum olduğu için sınırının elek haline geldiğini anlatan bir anekdot. Hendek terörü zamanını hatırlıyorsunuz. Nusaybin'de ben hani bizzat gazeteci olarak gidip gördüm. Nusaybin'e sınırın öbür tarafından açılan tünellerin, Nusaybin'den öbür tarafa oradan buraya geçişin neredeyse böyle hani tünellerle şeye dönüştürülmüştü. Yani sınır yer altından köstebek yuvası haline dönüştürülmüştü ve içeride yaptığınız operasyonlarda bir türlü başarıya kavuşamıyordunuz. Çünkü yaşam alanları hemen sınırda bitişik ve Nusaybin'e aşağıdan tünelden çok kolayca terör unsurları ve teçhizat sevkiyatı yapılabiliyordu. Dolayısıyla bu operasyonlar yani Hendek terörüyle mücadelede Türkiye gerçekten çok şehit de verdi. Çünkü sivil alanda sivillerin de canlı kalkana dönüştürüldüğü bir yerde operasyon yapmak durumunda kaldı ve yaşam alanında operasyonun ne kadar çetin olduğu biliniyor malum. Şimdi hani Türkiye terörle yani PKK ve PYD'nin aynı şey olduğunu, bir ve aynı şey olduğunu 11 yıldır bunu söylüyor ve güney sınırında bir terör koridorunu asla kabul etmeyeceğini söylüyor. Bununla ilgili işte çok yakın zamanda İran ve Rusya ile görüşerek Amerika'nın terör unsurlarını desteklemekten vazgeçmesine dair yüksek sesli bir çağrı yapıyor. Ve arkasından da CENTCOM'dan bu mesaj geliyor. Siz hani Suriye'de artık 11 yıl mı oldu, 12 yıl mı oldu ve hani şu aşamada bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben size sormak istiyorum Talip Hocam. Teşekkür ediyorum. Tabii Suriye krizi 11. yılına girdi biliyorsunuz.
Ve Suriye krizine baktığımızda en çok hangi ülkeler zarar görüyor buna? Bu krizden elbette komşu ülkeler. En fazla tabii zarar gören de hem ekonomik açıdan hem de güvenlik açısından Türkiye. Türkiye ile ABD'nin Suriye krizinin başlangıcında ortak bir politika izlediğini biliyoruz aslında. Aşağı yukarı aynı karede yer alıyorlardı. İkisi de rejimin değişmesi gerektiğini, bu ülkede bir demokratik geçiş olması gerektiğini, sivil hakların verilmesi gerektiğini ifade ediyorlardı. Ancak kriz biraz büyüyüp işte savaş başlayınca, iç savaş başlayınca tabii bunun ilk etkileri Türkiye'ye doğru gelmeye başladı. Göç, terör meselesi vesaire. Burada Türkiye daha sert ve uzun vadeli adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Tabii şunu da ifade edelim, yani bunu sık sık hatırlatıyoruz ama Türkiye gerçekten de bu krizin başladığı anda diplomasiye çok geniş bir alan tanıdı. Hem doğrudan doğruya Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmeler ve Birleşmiş Milletler, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel ve aslında uluslararası örgütlerin bu mesele yani barışçı yollar çözmesi için Türkiye tam destek verdi, onu söyleyelim. Ama bütün bu girişimler başarısızlığa uğrayınca artık Türkiye de belirli bir inisiyatif almak durumunda kaldı. Amerika ile o dönemde aslında ortak bir hareket başladı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir NATO müttefiki olarak inandı. Yani rejimin değişmesi, demokratik bir geçiş sağlanması, hukukun üstünlüğünün burada ifade edilmesi, işte toplumun siyasal mekanizmalara katılması, ekonomik işte kaynakların eşit bir şekilde paylaşılması halk arasında. Ama Suriye rejimi silaha başvurup da siviller öldürmeye başlayınca ve kriz biraz genişleyince Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Hatırlayın, donat eğitimi ile ilgili bir proje vardı. Yani muhaliflerin bir kısmının eğitilmesi, silah olarak donatılması ve bunlara bir şekilde güçlendirilmesi. Amerika Birleşik Devletleri bunu 6 ay sürdürdü. Ondan sonra tamamen bıraktı ve iş Türkiye'nin başına kaldı tabiri caizse. Amerika Türkiye'yi orada sattı. Sonra da IŞİD'in ortaya çıkarılması, çıkması, büyümesi esnasında da PYD, YPG ile ortak hareket etmeyi tercih etti. Ve Amerika ile Türkiye arasındaki aslında ciddi ayrışma, makasın açılması burada meydana geldi. Peki Türkiye ne yapacaktı bu durumda? Yani bir taraftan PKK ile ilintili bir örgüt orada faaliyette bulunuyor. Bir taraftan Suriye ve daha sonra da biliyorsunuz Rusya işin içerisine girdi. Tabii ki Türkiye kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapmak durumundaydı. Bunun için de Fırat Kalkanı gibi, Zeytin Dalı Harekatı gibi biliyorsunuz daha sonra çok önemli operasyonlar yaptı ve bu operasyonlar uluslararası toplumun pek de istemediği, onaylamadığı operasyonlardı. Ama Türkiye bunları yapacak güce eriştiği için bunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Çünkü gerek içeride terörle mücadele, gerekse sınır ötesindeki terörle mücadele aynı zamanda bir kapasiteyle de alakalı. Teknik kapasiteyle, istihbarat kapasitesiyle, ordunun, polisin, istihbaratın işbirliğiyle, siyasi iradeyle. Hatırlatalım, yani bütün bu operasyonları Türkiye ancak 15 Temmuz'dan sonra yapabildi. Yani Onun için söylüyorum yani o kendine bu aslında güveni kazandıktan sonra, bu imkanları elde ettikten sonra çok ciddi bir başarı elde etti. Sizin o Hendek terörü esnasında işte biliyoruz 2015'te cereyan etti onlar. 700'e yakın şehit verdi Türkiye'ye biliyorsunuz. Yani az bir sayıdan bahsetmiyoruz. Ve orada da bir takım zaafların olduğu daha sonradan ortaya çıktı. Ama bugün ne gelin dediğimiz noktada Türkiye artık bu operasyonları kendi başına yürütebilecek durumda. Tabii İran'la ve Rusya ile konuşması önemliydi. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret esnasında ve önümüzdeki günlerde Soçi'de yapılacak ziyaret de önemli. Çünkü orada şu anda aslında çok üç önemli aktör var. Birisi Suriye rejimiyle beraber hareket eden Rusya, İran ve Türkiye. Özellikle Suriye'deki krizin çözümlenmesi veya İran ve Suriye açısından bakıldığında Rusya açısından baktığında biraz daha farklı ama bir manzarayla karşı karşıyayız. Peki Türkiye'nin yaptığı şey ne burada? Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için operasyonlar yapmak durumunda ve biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak da yapılan mutabakatta siz başta açıkça söylediniz. YPG, PKK terör örgütünün Türkiye sınırlarından 30 kilometre daha güneye gitmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bu arada bu olmadı. Orada yani Amerika Birleşik Devletleri hala PKK ve YPG'ye verdiği desteği biliyorsunuz. Meşrulaştırmaya çalışıyor. Neyle meşrulaştırmaya çalışıyor? Sahada IŞİD'le mücadele eden tek grup bunlar. Dolayısıyla biz bunlara destek vermek durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği aslında Suriye değil, Suriye halkı değil, Arap devrimlerinin başarılı ya da başarısız olması değil.
kendisine tehdit olarak gördüğü IŞİD'i, ki IŞİD aslında en büyük tehdit olarak Türkiye'ye tehdit, ne bileyim Irak'a tehdit, komşu ülkelere tehdit. Amerika Birleşik Devletleri binlerce kilometre ötede IŞİD'in aslında yani somut olarak tehdit edebileceği, vurabileceği bir ülke değil. Hele işte 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri gereken önlemler aldı, dersini çıkardı. Çok daha bu anlamda kendini savunabilecek durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendisi çekilirken buradan, silahlı güçlerini çekerken büyük oranda kendi yerine vekaleten birilerini bırakmayı tercih etti. Ve bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasında genel olarak bunu görüyoruz. Bir krizi başlatıyor ya da krizin ortağı oluyor, bir parçası oluyor. Daha sonra da orayı terk ediyor. İşte Afganistan'da en son örneğini gördük bunun. Şimdi burada da gördüğümüz manzara aynı. Yani YPG ve PYD'nin, bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında hem çok önemli bildiğiniz Jim Jeffrey gibi, işte daha önceki Suriye özel temsilcisi, işte büyükelçilik yapmış kişiler şöyle söylüyorlar zaten. YPG, PYD'nin bir parçasıdır. Bir terör örgütünün parçasıdır. Bu açık ve net bir şekilde her yerde biliniyor. Ama işte bizim bunu desteklememizin bir kendimize bir meşru nedeni var. O da IŞİD'e karşı mücadele etmiş olmaları. Türkiye diyor ki peki bu IŞİD'e karşı biz beraber mücadele edelim. Ya yani terörle mücadele konusunda Türkiye'den daha başarılı bir ülke var mı bu coğrafyada? Yok. Ama Amerika buna rağmen YPG ve PYD ile PKK ile çalışmayı tercih ediyorsa, o zaman NATO'da müttefik istemek, işte uzun bir dostluk var aramızda demek, bu pek inandırıcı gelmiyor. Hele en son CENTCOM'un yaptığı açıklama tam bir skandal. Çünkü CENTCOM'un açıklamasında da Türkiye'nin sihalarıyla ortadan kaldırılan teröristler bunlar üstelik. Yani bir kazada ölmüş ya da başka bir grubun öldürdüğü ya da ortadan kaldırdığı insanlardan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin doğrudan terör tehdit olarak gördüğü ve operasyonla sihalarla ortadan kaldırdığı 3 tane terörist veya 4 tane, işlerinden bir tanesi işte lider konumunda olan veya komuta kademesinde olan, ki buna biliyorsunuz YPG'nin ismini de değiştirdiler, PYD'nin ismini de değiştirdiler. Bunlara Suriye Demokratik Güçleri diyorlar. Çünkü Suriye Demokratik Güçleri dendiğinde biraz daha böyle sanki daha ılımlı bir hareketmiş gibi, daha ılımlı bir örgüt gibi iş gibi gösteriliyor. Halbuki aslında PKK neyse bugün Suriye Demokratik Güçleri denilen örgüt de aynı. Bunların ideolojisi aynı bir kere, kullandıkları yöntem aynı, kullandıkları dil aynı, sırtını dayadıkları güçler aynı. Bunu ifade etmekte yarar var. Ve tabii ki Türkiye çok büyük tepki gösterdi. Yani oradaki ifadelere bakarsanız gerçekten de CENTCOM, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sınırları dışında konumlandırdığı, konuşlandırdığı askerler, komuta kademesi. Bunlar Mısır'da, Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'de var. Afrika ve Asya bölgelerinde şu anda aktif olarak. En tabii bilinenler de şu anda Suriye'de. Çünkü Suriye'de kendileri çekildi ama orada çok az sayıda yine de CENTCOM'un askerleri ve komuta kademesinden olanlar var. Bunlar doğrudan aslında şu anda YPG'yi, PYD'yi yani PKK'yı eğitiyorlar, donatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bunu sık sık gündeme de getiriyor biliyorsunuz. Yani böyle bir çelişki nasıl olabilir diye. Dolayısıyla yani Türkiye-ABD ilişkileri bir testten geçiyor. Yani zor bir test aslında. Türkiye gerçekten burada çok sabırlı da davranıyor. En son biliyorsunuz bu F-16'ların alınmasıyla ilgili yine bunları şarta bağlayan bir takım gelişmeler oldu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde. Yunanistan'a karşı kullanılmayacaksa ya da onların hava sahasını Türkiye ihlal etmeyecekse bunların verilmesi diye. Halbuki şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri hangi ülkeye, hangi müttefikine verdiyse silah veya işte uçak sattıysa hiçbir zaman bu şart gündeme getirilmedi. Yani bütün bunlar aslında çok kritik bir dönemden geçildiğini gösteriyor. Yani bir taraftan Türkiye'yi küstürmeyelim, Türkiye'den vazgeçmeyelim ama Türkiye'yi terbiye etmeye çalışalım. Tıpkı 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda olduğu gibi. Ama tabii Türkiye gerçekten gerek işte savunma sanayi, gerekse siyasi irade, gerekse toplumsal destek bu konularda. Mesela Türkiye'de her ne kadar muhalefet partisi, ana muhalefet partisi, sınır ötesi, Türkiye'nin operasyonlarına sıcak bakmadıysa da mecliste, topluma sorduğunuzda, işte kamuoyuna sorduğunuzda büyük bir kesim halkın aslında bu tehditin farkında ve bu operasyonların desteklenmesini istiyor. Bu operasyonlar sadece aslında terörle mücadelenin bir parçası değil. Aynı zamanda Suriye'nin mümkün olduğunca kısa sürede istikrarlı hale gelmesi ve orada istikrarlı bölgeler oluşturularak oraya Suriyeliler, mültecilerin, Türkiye'de bulunanların gönüllü gitmesinin sağlanması da amaçlanıyor biliyorsunuz. Bu şimdiye kadar çok ciddi bir sayı. Neredeyse 500-600 bin kişi döndü. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı en son açıklamada 200 bin işte biriket
yapılacak, yeni şehirler kurulacak. Tabii bu bazen basit gelebilir insanlara. Biz şunu görüyoruz. İşte İngiltere'nin en son mülteci politikasında biliyorsunuz ülkeye gelenleri Ruanda'ya gönderme gibi planları var. Ve Ruanda'ya gönderme planlarını da şu anda iki tane başbakan adayı olan kişi ikisi de destekliyorlar. Yani birisi kendisinin babası göçmen. Biliyorsunuz Hindistan kökenli bir göçmen ailenin çocuğu şu anda İngiltere'de başbakan olma ihtimali var. Diğeri bildiğimiz tipik İngiliz. İkisi de mesela işte Ruanda'yı destekleyeceğiz, göç politikalarını da tekrar gözden geçireceğiz, azaltacağız diyor. Yani böyle bir dünyada yaşanırken, Türkiye bu kadar insani yardım yaparken, insani bir politika izlerken, yanı başımızda tabii bir terör koridorunun oluşmasına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Tabii şu anda Rusya da çok fazla Ukrayna'ya odaklandığı için muhtemelen Türkiye'nin operasyonlarına eskisi kadar karşı çıkmayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü en son belki konuşacağız program içerisinde tahıl anlaşması da Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir aslında ayak. Çünkü Türkiye arabuluculuk yapan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye kararlı görünüyor. Evet, oraya geleceğiz. Ben Atilla Hocam size sözü vermeden önce şimdi Talip Hoca konuşurken böyle hani zihnimde bir takım işte manşetler, olaylar canlandı. Sonuç itibariyle bu sürecin hepimiz canlı tanıklarıyız aynı zamanda. İşte 2011'de başlayan, işte bu 2022'deyiz, 10-11 yıl içerisinde ne oldu? Yani Türkiye'de Suriye bağlamında neler olduğu diye böyle olayları hani peş peşe sıraladığımızda aslında işte hani PKK'nın Suriye kolunun zaten hani 2003'te aslında teşkil edilmiş bir Suriye kolundan bahsediyoruz. Yani PYD dediğimiz yapı 2003'ten beri var. Sonra onun nasıl işte bir kamuflajla aslında bir Amerikalı askerin bir briefing de neredeyse söylediği sözlerle de teyit edilmiş. Yani neden isminin de Suriye Demokratik Güçleri SDG olarak isimlendirildiğini de anlatan, bunun işte bir kamuflaj olarak iyi olduğunu ifade eden sözler bunlar. Akabinde işte o bölgenin terörize edilmesi, Türkiye'de işte Hendek olaylarının yaşanması, Kobani olayları, yani Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun aslında Suriye iç savaşının bir uzantısı cepheye dönüştürülmeye çalışıldığı çok açık ve net. Ve bu devlet içerisindeki işte FETÖ dediğimiz yapılanmanın ordu ve emniyet eliyle nasıl yapıldığını da hani bugün geriye dönüp baktığımızda o kadar çıplak bir şekilde görebiliyoruz ki benim şaşırdığım nokta şu, işte Talip Hocam ifade etti hani muhalefet bu konuda gerektiği gibi tepki vermedi ama hani tabii ki Türkiye kamuoyu bütün olup bitenleri görüyor. Ama çok açık bir şekilde aslında işte CENTCOM'un ağzıyla konuşan bir ana muhalefet partisi lideri var Türkiye'de. Hani şimdi belki mikrofon tutulsa bu kadar şiddet konuşmazdı ama hani şunu çok net biliyoruz değil mi? Yani işte PYD unsurlarına vatanını savunan insanlar dedi. Hendek kazan teröristlere işte sivil itaatsizlik eylemi yapan gençler muamelesi yapıldı. Keza FETÖ dediğimiz yapı medya organlarına gidilmek suretiyle siyaseten desteklendi. Bunların söylemleri meclis kürsülerinden dillendirildi. En son işte FETÖ'den hüküm işte tahliye edilmiş şeyler, FETÖ'cüler diyelim ki ağırlandı, alınlarından öpüldü. Şimdi filmi tersine çevirip gerçekten Türkiye bu mukavemeti gösterememiş olsaydı, yani Amerika'nın dizayn etmek istediği Suriye, dizayn etmek istediği Orta Doğu, yeni Orta Doğu'yu dizayn ettiğini düşünelim. PKK'nın işte orada bir koridor kurduğunu, bir kantonal bölge oluşturduğunu, oluşturabildiğini kısmen hala var tabii ki. Ve içeride de işte FETÖ askerlerinin, FETÖ'nün hakim olduğu bir Türkiye'de yaşadığımızı düşünelim. Yani ne diyorsunuz yani nasıl olurdu hakikaten bu?
Yani ciddi böyle emekle örülmüş bir çorap vardı ve hani biz bir şekilde o oyunu tersine çevirdik. Yani çok mu böyle hani şey bir bakış açısı, benim bakış açım ya da benimle aynı bakış açısını paylaşanlar. Çünkü bunları böyle konuştuğunuz zaman da tırnak içinde devletçi olmakla itham ediliyorsunuz. Yani bu nasıl bir yaklaşım? Hani bunlar şey mi yapıyor? Hani sivil haklardan beri mi kılıyor bizi? Sivil haklara karşı bigane kaldığımız anlamına mı geliyor? Hani dış politika, terör falan çok mu güvenlikçi bakıyoruz bu meselelere? Hani zaman zaman gerçekten bunu da düşünüyorum yani. Hani bir sorgulayalım. Ama dönüp baktığınızda gerçekten gözümüzün önünde yani yaşanan bir süreç var ve bu sürecin aktörlerinin bugünkü söylemleri ne bakıp bir tahlil yapabiliyorsunuz. Yani öyle değil de böyle olsaydı bugün Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu sorusu aslında bence çok hani sarsıcı da bir soru. Böyle bırakayım ne dersiniz, ne demek istersiniz Atilla Hocam? Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de bir programa katıldı. Gazeteci arkadaşların sorularını cevaplandırdı. Orada Finlandiya ve İsveç'le ilgili bir soruya cevap verirken, Finlandiya ve İsveç'in PKK'ya, yani PKK'nın Suriye'deki biçim olan YPG'ye desteğini dile getirdi ve aslında dedi bu sadece İsveç ve Finlandiya'da vuku bulan bir durum değildir dedi. Almanya'da da aynı şey var. İtalya'da da, Fransa'da, İngiltere'de de aynı durum var dedi. Amerika'da da şüphesiz aynı durum söz konusu. Batı ülkelerinin bu demokrasi, insan hakları, özgürlük, teröre karşı olma gibi değerleri, ilkeleri savunmasının ne kadar tutarlı olduğunu sorgulamak gerekiyor burada. En son CENTCOM'un Türkiye'nin bertaraf ettiği bir terörist için başsağlığı mesajı yayınlaması. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl çifte standartlı, ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduğunun açık bir işareti olarak görülebilir. Cumhurbaşkanı tabii ki bizim sahip olmadığımız ekstra bilgilere de sahip ve bu bilgilere sahip bir kişi olarak bu görüşleri de getiriyor. Bu görüşleri ciddiye almak mecburiyetindeyiz. Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri kendisini demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin vasisi gibi görüyor. Bütün dünyaya bu konuda ders veriyor ve bütün dünyayı değerlendirmekte bu ölçüleri kullanıyor. Ama işine geldiğinde de başka türlü davranmaktan çekinmiyor. Mesela geçenlerde Almanya'da Haydar Aliyev yönetimini eleştiren bir rejim muhalifi hemen apar topar yakalandı ve götürülüp Aliyev'e teslim edildi. Bunun arkasındaki sebebe baktığınız zaman gördüğünüz manzara şu. Bir kriz var. Ukrayna Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın Avrupa'ya karşı tutumunun yarattığı ve devam etmesi ihtimali olan bir gaz krizi var. Bu gaz krizine karşı Avrupa alternatif arayış içerisinde ve bu arayış Azerbaycan'ı gündeme getiriyor ve kendi ulusal çıkarları söz konusu olduğu zaman demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi şeyler hemen rafa kaldırılabiliyor. Aynı şey Amerika için de maalesef söz konusu. Türkiye'nin haklı endişeleri var. Çünkü PKK'nın bir terör örgütü olduğu güya bu ülkelerin resmi belgelerinde kabul ediliyor. Ama PKK ile organik ilişkileri olan, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu bilinen YPG'ye ise destek veriyorlar. Suriye Demokratik Güçleri gibi bir mafya isimde bu perdelenmek isteniyor ama gerçeği perdelenmek son derece zor. Şimdi Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadelenin hayli başarılı olduğunu söylemek mümkün. Aşağı yukarı bütün dünya karşısında olmasına rağmen Türkiye kararlı ve azimli bir şekilde teröre mücadele ediyor. Bunda da tabii ki Türkiye'nin ordusunun FETÖ'den önemli ölçüde arındırılmasının ciddi bir pay olduğu kanaatindeyim. Keza bir önemli pay da Türkiye'nin silah sanayinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeye verilmelidir. Türkiye %15, %20 seviyesinden %70, %80 seviyesine çıktığı kendi kendisine silah bakımından yeterlilik oranında. Keza siyasi iradenin kararlı ve azimli duruşunu da ana faktörlerden, terörle mücadelede etkili olmamız sağlayan ana faktörlerden birisi olarak görmek mümkün. Şimdi terörle mücadele edildiği zaman zaman hak ve özgürlük ihlallerini savunuyormuş gibi bir ithamla karşılaşmak söz konusu olabilir.
Halbuki terörle mücadelenin kendisi insan hak ve özgürlüklerini savunma mücadelesidir. Mesela Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'de bir Kürt meselesi var. Doğru var. Bu Kürt meselesi AK Parti iktidarlarının yarattığı bir mesele değil. AK Parti iktidarlarının devraldığı bir mesele. Bunun Cumhuriyet tarihinin başlarına kadar giden bir tarihi var. Dolayısıyla bu o alanda çözülmesi gereken problemler olduğu kesin. Ama demokratik siyasette yer alan bir parti var. Bu partinin her türlü görüşünü, önerisini dile getirmesi imkanı var. Bu parti diğer partilerle eşit siyasi yaş şartları altında yarışıyor. Buna rağmen aynı zamanda bu partinin tabiri caizse bir silahlı gücünün, bir ordusunun olması siyasi eşitliğe aykırı bir şeydir. Yani bunun tam karşılığı her partinin bir ordusunun olmasıdır. Her partinin bir milis gücünün olmasıdır ki siyasi parti arasında eşitlik sağlansın. Dolayısıyla Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadele HDP'nin varlığı ve meşru bir siyasi aktör olarak görülmesi tarafından da kuvvetlendiriliyor. Türkiye'nin yaptığı bu mücadele sadece Suriye'deki insanların hak ve özgürlüklerini koruma mücadelesi değil, aynı zamanda Türkiye'deki insanların hak ve özgürlüklerini de koruma mücadelesidir. Bu bakımdan da alkışlanması gerekir kanaatindeyim. Zira teröristlerin hedefi insanlardır ve insanların hayat hakkına saldırmaktır. Hayat hakkı en temel hakkıdır. Hayat hakkının olmadığı yerde diğer haklardan bahsetmek de imkansızdır. Ve Türkiye terörle mücadeleyle aslında insanların hayat haklarını korumaktadır. Aynı şekilde FETÖ'yle mücadeleyi de görmek mümkün. Türkiye'nin FETÖ gibi, PKK gibi, DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelesi aynı zamanda demokrasiyi ve insan hak ve özgürlüklerini koruma mücadelesidir. Peki Batı niye bu tutum içerisinde? Batı çünkü ilkeli değil. Amerika Birleşik Devletleri ilkeli değil, çifte standartlı. Bundan dolayı da bir terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmayı göze alabiliyor. Ve bu terör örgütüne biliyorsunuz binlerce tır silah sevk etti. Bunların aynı zamanda eğitimini üstlendi ve çok samimi ilişkiler geliştirdi. Fakat Talip Bey'in de işaret ettiği gibi dilemma şurada ki Amerika bu bölgede kalıcı değil. Amerika'nın de sonunda bu bölgeden çıkmak zorunda ve bu bölgenin insanları diğer insanlarla baş başa kalmak mecburiyetinde. PKK'nın, YPG'nin de aklını başına alması ve Batı'ya güvenerek Türkiye'ye kafa tutmaktan ve Türkiye'de operasyon çekmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerekir. Bunu anlayabilecek kapasiteleri var mı, anlayabilecek durumdalar mı bilmiyorum. Ama Türkiye bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Nitekim MİT operasyonları aşağı yukarı her gün bir önemli MİT üyesi, önemli bir terör örgütü üyesinin öldürüldüğü anlaşılıyor. Bugün de haberlerde sabah vardı. Yürütme kurulu üyesi bir kadın terörist yok edildi. Dolayısıyla Türkiye bu mücadeleyi sürdürecektir. Bu mücadelenin önlenmesi de mümkün değildir. Uzun vadede bu mücadele de bütün insanlığın hayrınadır kanaatindeyim. Tekrar aslında iç politikaya geleceğim ama böyle hani Rusya'dan vesaire konuştuk. Bir tahıl var. Tahıl yani, meselesinde birkaç dakika. Evet. Ya çünkü şu açıdan önemli. Yani tahıl koridoru meselesi hem Türkiye'nin konumu açısından hem de aslında arabuluculuk gücünün ne olduğunu göstermesi açısından. Eğer Türkiye olmasaydı bu mesele çözülebilir miydi sorusu da önemli ve aslında bundan kim yararlanacak? Kendisi açısından da çok da hani elzem olmayan bir şeye aracılık etmiş oldu aslında. Yani bu açıdan çok önemli. Yani Afrika, yani en çok Avrupa ama Avrupa kendi şeyine ulaşamadı. Hani Polonya üzerinden bir tahıl nakliyatı yapmak istiyordu. Onu yapamayınca yani Türkiye'nin bu arabuluculuğu ve katalizör görevi çok önem arz eden bir şeye dönüştü. Bir taraftan da hani şöyle bir gerçek var ortada. Yani biz hani başından beri konuşuyoruz aslında değil mi? Rusya Ukrayna işte savaşını, Rusya'nın Ukrayna'yı işte işgalini farklı şekilde tanımlamalar olsa da son tahlilde bir ulus devleti Ukrayna ve hani Rusya'nın işgalinden söz edebiliriz herhalde açıklıkla. Ve hani Rusya'nın çok kısa sürede bozguna uğrayacağı, amacına ulaşamayacağı gibi bir öngörü vardı. Şimdi bugünkü vasata baktığımızda Rusya işte onarım ya da bakım bahanesiyle gaz akışını yavaşlatıyor işte vanaların bakımı bahanesiyle. Başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa panik halinde ve açıkçası hani Rusya'ya ambargo
uygulayan Avrupa şu anda işte Rusya gazı kısarsa kışı nasıl geçiririz ve toplumu nasıl yönetiriz aslında. Şimdi siyaseti de tıkayan bir şeye dönüştü Avrupa'da. Yani ekonomi, çok temel ihtiyaç maddeleri ve hani siyaseten yönetilemez bir duruma gelmek üzere. Bir taraftan işte hem ambargo uyguluyorsunuz, sonra işte gaz kısıtlamalarını sorunsallaştırıyorsunuz. Hani bu denklem nasıl çözülecek? Hani Türkiye'nin bir de biliyorsunuz hani Türkiye'ye baskı kurulmaya çalışılıyordu. İşte sen de Avrupa Birliği gibi hani bizim içteki siyaset de muhalefet de aynı yaklaşımla değerlendirdi konuyu. Türkiye Avrupa Birliği gibi Rusya'ya ambargo koysun diyen bir tutum sergiledi. Şu anda hani neredeyse kilit ülke noktasına geldi Türkiye. Hani hem Avrupa bu işi nasıl yönetecek hem de hakikaten yani bu denklemde Türkiye'nin o sergilediği tutum, tavırı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben böyle soruyu sormuş olayım. Sizin sözünüzü de kesmiş oldum Tarif Hocam ama herhalde buradan devam edecektiniz. Evet, önemli bir açılım aslında. Bir kere Ukrayna meselesi, yani bu savaş ne zamandır devam ediyor? Bu savaş 155. güne girdik bugün. Yani 6. aya girilmiş oldu. 5 ay bitti. 6. aya girildi. Hatırlarsanız bu krizin başlangıcında da biz programlar yapıyorduk ve şu öngörüde bulunmuştuk. Yani bu kriz işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ne kadar müdahil olursa olsun belirli bir işte denge içerisinde gittiği için uzayacak ve en büyük korkumuz ne demiştik? Bir statükoya dönüşmesi. Yani buradaki çatışmanın, buradaki savaşın daha düşük dozlu olarak devam etmesi. Ve şu anda bu noktaya gelindi. Hatta daha önce NATO'da bir İngiliz görevli bunu söylemişti, yani bir en az bir 6 ay daha bu savaşın devam edeceğini düşünüyoruz, öngörüyoruz demişti. Biz yani Türkiye o nedenle aldığı tutum son derece önemli. Siz de söylediniz, yani Türkiye başta biraz eleştiriliyordu. Ama Türkiye her zaman şunu söyledi zaten, onu da aslında göz ardı etmemek lazım. Yani Rusya'nın haksız olduğunu, bu işgalin doğru olmadığını, bu şiddetin doğru olmadığını, kendi sınırlarına çekilmesi gerektiğini her zaman söyledi Türkiye. Daha yani bundan daha açık bir şekilde uluslararası hukukun çiğnendiğini her yerde söyledi. İşte Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda Ukrayna lehine oylar verdi. Bu anlamda yani Rusya'nın haksız olduğunu teyit etti. SİHA'larını kullanıyor. Hani onu da hatırlatalım. Tabii. Tabii bir arada bu arada şunu da söyleyelim. Madem siz SİHA'dan bahsettiniz, hani konuyla biraz ilintili olduğu için bunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi bir mülakatında biliyorsunuz. Putin'le görüşmesinde SİHA'ları Rusya'da üretelim gibi bir teklifte de bulunmuş. Yani hani belki bu informal bir tekliftir ama bu aslında Türk savunma sanayine olan güvenin ve etki alanının ne olduğunu da gösteriyor. Yani dengeleri değiştirebilecek bir aslında yere geldiğini gösteriyor. Eğer Türkiye'nin SİHA'ları Ukrayna'da olmasaydı bu kadar başarılı bir savunma olabilir miydi? Muhtemelen olmazdı. Çünkü bu hem Ukrayna söylüyor hem de bütün aslında güvenlik uzmanları Avrupa'da, Amerika'da yazan çizenler bunu ifade ediyorlar. Şimdi burada çok da bir önemli bir noktaya gelindi. Bir taraftan gıda krizinin önlenmesi meselesi. Şu anda işte Karadeniz'de 20 milyon ton tahıldan bahsediyor şu anda depolarda. Eğer bu süreç devam ederse, yani önümüzdeki sene tekrar ekilmesi ve tarımın devam etmesi ve dünyaya bu ürünlerin dağıtılması, yaklaşık 60 milyon tonluk bir tahıl ihracatından bahsediyoruz bu bölgeden Halime Hanım. Eğer bu süreç iyi yönetilebilirse. Sadece bu yıla ait bir şey değil çünkü bu. Bunun yeni senesi var, bir sonraki senesi var. Bu bir. Peki buradan en fazla kazanan kim? Aslında bir Ukrayna. Çünkü bunlar Ukrayna'nın malları. Ukrayna dünyaya satacak ve buradan kazanacak. Rusya'nın da elbette bundan bir takım maddi kazançları var. Bir kısmı da Rusya'ya ait bunların. Şimdi ikincisi en büyük kazananı kim bunun? Aslında en büyük kazananı şu anda gıda sıkıntısı çeken ülkeler. Bakın benim önümde bir istatistik var. Önce dünya nüfusuna bakalım. Yani bu gıda güvenliğinin, gıda akışının, tedarikinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından. 2002 sonunda dünya nüfusu 8 milyar olacak. 2050'de 9.7 milyar olacak. 2100 yılında tam 10 milyar insan olacak yeryüzünde. 10,5 milyar hatta. Bu bize gıdaya ne kadar fazla ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yani pek çok şeye ihtiyaç artacak elbette. Ama en fazla ihtiyaç gıdaya olacak. Peki bu dünya nüfusunun bahsettiğimiz şu andaki yaklaşık 8 milyar nüfusun çoğu nerede yaşıyor? Bakın bunların çoğu 7 ülkede yaşıyor. 7 ülkede dünya nüfusunun neredeyse yarısı yaşıyor. Neresi bunlar? Afrika çoğu. Pakistan, Hindistan, işte Çin.
Yani gıdaya en fazla ihtiyaç duyulan ülkeler. Hele hele Somali, Sudan, Mısır, Nijerya gibi ülkelerin buğdayı yani tahılı nereden ithal ettiğine baktığımızda manzara çok daha ilginç. Bunlar tahılın %80 ila 95'ini Ukrayna'dan ithal ediyorlarmış. Yani açlık şu anda sınırıyla açlıkla karşı karşıya olan pek çok insan var. Tek sebebi Ukrayna'ya bağımlı halde olmaları, tıpkı Avrupa'nın enerji konusunda bağımlı olduğu gibi bunlar da tahıl anlamında buraya bağımlılardı. Şimdi eğer bu operasyon sağlıklı bir şekilde sürecek olursa çok ciddi bir şekilde Türkiye aslında katkıda bulunmuş olacak dünyada açlığın giderilmesine. Kızılaç hayat kurtaran anlaşma diye bunu dünyaya duyurdu. Altını tekrar çiziyorum. Hayat kurtaran anlaşma. Tıpkı insanlara su vermek gibi, ilaç vermek gibi. Neden biliyor musunuz? Bakın, insanların belki teknolojiye de ihtiyaçları vardır, elektriğe de ihtiyaçları olur ama bu tahılı insanlar un için, yani ekmek için istiyorlar. Başka bir şey için değil. Yani ekstra bir meyveden, sebzeden bahsetmiyoruz. En temel gıdadan bahsediyoruz ve milyonlarca insan şu anda buna ulaşamazsa çok ciddi bir gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. Türkiye kendine yetebilir, Avrupa'da şu anda kendine yetebilir. Ama önümüzdeki yıllara baktığımızda nüfus artışıyla da görüldüğünde eğer bu bölgedeki bu kriz devam edecek olursa çok ciddi daha büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğiz. Türkiye çok diplomatik, önemli bir diplomatik başarıya adım attı. Bakın bunu ilginç bir şekilde yani mesela muhalefet alkışlamadı. Bunu ne bileyim bütün dünya alkışladı. Bakın Türkiye'yi eleştiren bütün dünya medyası Türkiye'yi eleştiriyor normalde. Bu anlaşmadan sonra ben baktım dünya medyasına. İnanın Türkiye'yi Türkiye'deki siyasi iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı böyle yerle bir eden eleştirileri yapan bütün gazetelerde ve medya kurumlarında övgüler vardı. Çünkü bunun etkileri sadece Türkiye ile alakalı olmadığı için biraz da. Elbette Türkiye kendisini gösterdi ve orada önemli bir imza atılmasına vesile oldu. Guterres'e, BM Genel Sekreteri Guterres'e yabancı bir gazeteci şöyle soru soruyor. Yani ben bunu biraz kasıtlı bir soru olarak görüyorum aslında. Dedi ki ya bu anlaşmanın yapılması demek Rusya'da bundan maddi kazanç sağlayacağı için aslında büyük kazancı Ukrayna sağlıyor ama bu dedi sizce savaşın finansman anlamına gelmiyor mu? Yani Rusya tarafından. O da yani şunu diyemedi mesela. Ya asıl savaşın finansmanı enerji almaktır. Yani doğal gazını, petrolünü kim alıyorsa Avrupa, Rusya'nın aslında onlar finanse ediyor diyemedi. Ya da işte siyaseten öyle bir şey, diplomasi diyemedi ama soruyu böyle soran bir batılı zihniyet ve gazeteci gördük ne yazık ki. Yani bunu bir başarı olarak görmüyor, bunu Rusya'nın lehine olarak görüyor. Halbuki dediğimiz gibi yani sen de söyledin zaten. Yani çok önemli bir savaşın finansörü şu anda bu anlamda eğer biz Rusya'yla ticari alışverişi savaş finansmanı olarak görüyorsa şu anda savaşın en büyük finansmanı Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa ülkeleri. Çünkü enerjilerini hala oradan alıyorlar. Her ne kadar Kuzey Akım 2 şeye uğradıysa da, akamete uğradıysa da yani hiç açmadı Almanya orayı. Diğerindeki gazda da çok az bir sıkıntı oldu. Onda aslında teknik arıza adı altında Rusya biraz deniyor biliyorsunuz. Yani bakalım biraz daha havaya kıstığımız zaman ne yapacak bunlar? Çünkü belki yani izleyicilerimiz farkındalar ama biz tekrar hatırlatalım. Alınan doğal gaz evlerde ısıtma için kullanılmıyor. Ya da fırınlarda ekmek üretmek için kullanılmıyor. Evet kullanılıyor da bu %10'u %20'si. Asıl doğal gazın kullanım alanı elektrik üretmekte. Elektriği de nerede kullanıyorlar? Sanayide kullanıyorlar, üretimde kullanıyorlar, işte ulaşımda kullanıyorlar. Yani dolayısıyla doğal gazı sadece bir ısınma meselesi olarak görmemek lazım. İnsanlar genelde gazetede onları okuyorlar. Avrupa'nın en büyük problemi bu olabilecek. Yani Almanya'nın sanayi üretimi şu anda dünyanın en güçlü sanayi üreticilerinden bir tanesi. Yani milyarlarca dolarlık işte ihracatı var. Hakeza diğer Avrupa ülkeleri de aynı şekilde. Bunların üretimlerine çok büyük bir darbe vurma potansiyeli de var şu anda Rusya'nın. Rusya biraz da bunu göstermek istiyor. Yani hani Avrupa nasıl yönetecek bu krizi dedi ki. Yani Avrupa'nın bu krizi böyle yönetmesi çok kolay görünmüyor. Nasıl görünmüyor? Eğer kendisine alternatif bir enerji şeyi bulamazsa, kaynağı bulamazsa Rusya'yla işte belirli oranda destekleri devam edecek ama savaş bitmeyecek o zaman. Yani savaşı bitirecek kadar Ukrayna'ya destek olacak olurlarsa Rusya o zaman biraz çıtayı daha yükseltecek, daha farklı enstrümanlar kullanacak. Avrupa'nın işi bu açıdan zor. O nedenle şimdi Katar'la görüşüyorlar. O nedenle şimdi Suudi Arabistan'la görüşüyorlar. O nedenle şimdi işte Atilla hocamız söyledi, Azerbaycan'la görüşüyorlar. Yani Biden iktidara gelmeden önce ve iktidarın ilk günlerinde çok büyük üst perdeden konuşuyordu Suudi Arabistan'la ilgili olarak, işte Körfez ülkeleriyle ilgili olarak. Ya ben bunları pabuç bırakmam diyordu. Ne oldu? Geldi tıpış tıpış tabiri caizse Trump gibi o da geldi.
ya ne olur işte biraz petrol üretiminizi de artırın, ne olur biraz işte doğal gaz üretimlerinizi artırın demeye başladı. Çünkü o da biraz yani Avrupa ile beraber hareket ederek Rusya'yı dize getirmeye çalışıyor. Ama çok kolay olmayacak çünkü Rusya'nın da işte şu anda dünyanın en önemli stratejik varlığı enerji. Ve Rusya ona çok ciddi bir şekilde sahip durumda görünüyor. Hocam çok ya iyi bir serimleme oldu hakikaten. Şimdi bütün dünya basını ve siyasetçiler de hakikaten bunu büyük bir başarı olarak isimlendirdiler bu anlaşmayı. Kızılaç'ın hayat kurtaran anlaşma ifadesi hakikaten Afrika özelinde baktığımızda çok yerinde bir tanımlama. Ama siz de ifade ettiğiniz hakikaten içeride muhalefet bilmiyorum kaçırmış olabiliriz, haksızlık etmeyelim. Bir küçük cümle edildiyse edilmedi. Söyleyelim isterim gerçekten hani bir takdir, bir teşekkür, bir olumlama varsa ilaç niyetine hani lütfen duyduğunuz ettiğiniz burada zikretmek istiyorum. Ben duymadım ve hani şunu söyleyerek Atilla Hoca'ya geçmek istiyorum. Hakikaten bu altılı masa diye isimlendirilen işte muhalefet bloku, işte Millet İttifakı dediğimiz şu anda hani Türkiye'de muhalefet dediğimizde ana muhalefet partisi yeni sistemde bu isimlendirme olmasa bile en büyük parti Cumhuriyet Halk Partisi, işte İyi Parti ve diğer küçük partiler. Hani bunlar bu meseleleri nasıl okuyorlar? Ve hani bu kadar kocaman kocaman meselelerde Türkiye'nin hem önündeki hem başardığı hem planladığı işlerde hiçbir fikir öne sürmeden kendi ortak masalarında aldıkları kararların ne olduğuna dair de aslında hani çok sınırlı sayıda bir mutabakat şeyleri var. Hani sade suya trit diyebileceğimiz gerçekten Türkiye'nin meselelerine dair hiçbir hususun yer almadığı bir mutabakat metninden bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin kocaman problemleri, kocaman arzuları, istekleri, hedefleri var. Bunlara dair hiçbir şey yok. Ve en son şunu söyleyerek Atilla Hocam size geçmek istiyorum. Hani altılı masada herkesin beklediği şey hani Cumhurbaşkanı adayları kim olacak? Bu netleşmedi henüz ama bununla ilgili bir büyük bir kavganın olduğu anlaşılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini bir CHP'li yönetici zikretti adayımız budur diye. Neredeyse hani Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada linç edildi. Yani bilmiyorum hani yazılanları gördünüz mü? Hani aday olması halinde yani Cumhuriyet Halk Partisi içinden de ya da o muhalefet blokundan da çok büyük bir tepki alacağı benziyor. Ama diğer tarafta işte Mansurcular, Ekremciler yani daha şimdiden hani masa devrildi devrilecek gibi bir durum var. İşte Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin birbirleriyle bir şeyi var, atışmaları var. HDP'nin Meral Akşener'le bir hesaplaşması var. Hani böyle bir manzara var altılı masada. Ben yani hem işte bu Türkiye'nin meselelerine dair yaklaşımlarını ne zaman işiteceğiz biz bu işte siyasi figürlerin hem de hakikaten hani şimdiden herkesin bir tarafından çekiştirdiği bir yapının ola ki Türkiye'nin işte dümenine geçtiklerinde nasıl bir Türkiye, yani bir distopyadan mı bahsediyor olacağız böyle bir durum gerçekleşmesi halinde? Bunu sormak istiyorum. Altılı masanın işi zor. Altılı masa işi başına gelse Türkiye'nin işi zor. Çünkü altılı masa Erdoğan muhalifliği dışında ve ekonomiyle ilgili durumun çok da parlak olmadığı dışında anlaşabildiği hemen hemen hiçbir şey yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. O da kısmen güçlendirilmiş bir parlamenter sistem ama Türkiye'ye yetmez ve onu da yanlış bir yaklaşımla kuvvetler ayrılığına dayalı olarak savunuyorlar. Şimdi altılı masadan son zamanlarda gelen işaretler, siz de bir kısmına işaret ettiniz, karışık ve değişik.
Altılı masa içerisinde bir yerim var. Bir defa 7 Ağustos'taki toplantıyı 21 Ağustos'a ertelediler. 2 hafta sonrasına ertelediler. Bu bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan son bir haftadır belli bazı çevrede Meral Akşener'in aday olması, Kemal Kılıçdaroğlu değil de Meral Akşener'in aday olmasının Türkiye için daha iyi olacağı yolunda bir propaganda kampanyası yürütüyorlar. Bu da belki de Akşener'in başbakanlıktan vazgeçip başkanlığa niyetlendiğinin işareti olarak okunabilir. Böyle mi değil mi? Tabii zamanla göreceğiz. Çok da zaman kalmadı çünkü seçime yaklaşık 10 ay var. Bir 10 ay içerisinde bir liderin, bir adayın açıklanması ve aday için gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor. Süre ancak yeterli. Diğer taraftan Babacan'la Davutoğlu arasında da bir gerilim var. Davutoğlu ve Babacan cephesi birbirine sert laflar etti. Bu da anlaşılır bir şey. Çünkü Babacan'ın da Davutoğlu'nun da ana motivasyonu Tayyip Erdoğan nefretidir. Bu nefretten dolayı kendi geçmişlerini de yerin dibine geçirecek bir siyasi muhalefet çizgisi izliyorlar. Ve bu iki lider de hem Babacan'ın hırslı olduğunu yeni toplum öğrendi ama Davutoğlu'nun hırslı olduğunu zaten biliyorduk. Bu iki aday da belki de kendilerini bir potansiyel başkan adayı olarak görme durumundalar. Diğer taraftan HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'le ilgili sözleri topluma yansıdı. Hakikaten çok ağır sözler. Ben notlarımı arasına almıştım. Akşener'i demokrat olmamakla, özgürlükçü olmamakla, bağımsız olmamakla, bu da ilginç, ve de kadın olmamakla, yeterince kadın olmamakla suçluyor. Belki biraz daha kibar bir lisanla suçluyor ama aynı kapıya varacak sözler sarf ediyor. Ve İYİ Parti cephesinden bu söze hiçbir cevap gelmedi. Takip edebildiğim kadarıyla. Bu da Altılı Masa'nın gerçek patronunun kim olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Acaba Altılı Masa değil de 1+6 mı demek daha doğru olur buna? Yani ana belirleyici HDP, diğerleri de HDP'nin belirlediği eksen içerisinde hareket etmeye kararlı bir cephe mi söz konusu diye düşünmemiz yani gerekiyor. +6 mı diyorsunuz hocam? Sanki öyle gibi görünüyor. 1+6 gibi görünüyor. Çünkü ben şunu hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi sözünü ettiğiniz şeyler, ifadeler kuşkusuz çok güçlü eleştiriler ama HDP'li bir milletvekilinin İYİ Parti'ye, İYİ Partili vekillere bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz dediği halde İYİ Parti tarafının sessiz kaldığına şahit olduk. Hani bundan daha ağırını düşünemiyorum siyaseten. Şimdi dolayısıyla buna sessiz kalan bir İYİ Parti, hani HDP ne dese sineye çekecek gibi gözüküyor, öyle değil mi? Evet, HDP ne dese sineye çekecek gibi gözüküyorlar. HDP ile ilişkileri daha ziyade CHP yürütüyor, Kılıçdaroğlu yürütüyor. İYİ Parti fazla öne çıkmıyor bu konuda. Ama HDP cephesinde İYİ Parti ile ilgili bir rahatsızlık oldu da malum. Çünkü İYİ Parti milliyetçi kanadın daha seküler, daha fanatik bir kesimine dayanan bir siyasi parti. Aslında İYİ Parti ile CHP arasında da taban itibariyle çok bir farklılık yok. Yani birinde siyaset yapan, öbüründe de rahat siyaset yapabilir. Bütün bunlar beni bu AK Parti merkeze oturtan ve bütün kötülüklerin ana müsebbibi olarak AK Parti, özellikle Erdoğan'ın gören siyasi çizgi beni bir kavramsal çerçeve geliştirmeye zorluyor. Bu çerçevede de mesela akfobi ve akfobiklik diye iki kavram geliştirmeye çalışıyorum. Akfobi dediğim kavram şu, her ne kadar bu AK Parti'nin ismiyle anılan bir kavram olduysa da sadece AK Parti ile alakalı değil, genel bir duruma işaret ediyor. Akfobi hastalığı siyasette ülkedeki bütün problemlerin mevcut siyasi iktidardan kaynaklandığını, ülkedeki davranış kodlarıyla, siyasi kültürle, ülkenin maddi imkanlarıyla bir alakası olmadığını düşünen bir yaklaşım. Belki de siyaset terminolojisinde bunu yerleştirmeye çalışmak lazım. Akfobi. Akfobik de böyle düşünen ve böyle davranan partiler. Böyle bakıldığında Altılı Masa bir akfobikler buluşması aşağı yukarı.
Ana düşmanları Erdoğan. Erdoğan düşmanlığı olduğunda sımsıkı ittifak halindeler. Ama Erdoğan değil de başka meseleler gündeme geldiğinde aralarında çeşitli ittifaklar çıkması söz konusu. Dolayısıyla başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Altın masanın işi hakikaten çok zor. Seçim yaklaştıkça daha da zorlaşacağı benziyor. Ama altın masanın iş başına gelmesi de Türkiye'yi zora düşürecektir. Mesela HDP'nin görünmez bir ortak olarak bir altılı ittifak iktidarından talep edeceği şeylerin mahiyeti çok önemli. PKK'nın devlet içerisine sızması ve devletin PKK'ya karşı yaptığı operasyonları sabote etmesi ihtimali var. Buna dair işaretler de görülüyor. Dolayısıyla masanın konuşamadığı şeyleri, yani konuşamadığı şeyleri, masaya getiremediği şeyleri bizim konuşmamız icap edecek kuşkusuz. Çünkü hani hakikaten bir sürü başlık var. Sözünü ettiğiniz şey başlıklardan birisi sadece ve önemli bir başlık kuşkusuz. Ama hani erteleyelim şimdi. Hem süremiz doldu, hem Talip Hoca'ya hem yine de size eklemek istediğiniz, başka hani konuşmak istediğiniz, ihmal ettiğimiz bir husus varsa onlara değinip kapatalım istiyorum. Çünkü süremiz doldu. Belki de taştık bile diyebilirim. O zaman burada kapatalım. Peki, teşekkür ederiz. O halde haftaya yeniden Düşüne Düşüne de birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.